Merhaba sevgili seyirciler, Dilek Elmas ile Sağlıklı Yaşam programımıza hoş geldiniz. Bu hafta yine bir konuğum var, size birazdan takdim edeceğim kendisini, bir hekimimizle birlikteyiz. Bu haftaki konumuz çok özel, benim de eminim ki siz seyircilerimizin, hanımefendilerin ve beyefendilerin de çok merak ettiği, çok ilgilendiği medikal estetik uygulamaları, botoks, dolgu nedir, Fransız ip askıları, badem gözler, medikal cilt bakımları gibi, kolajen uygulamaları gibi birçok hepinizin duyduğu, aşina olduğu, bazılarınızın yaptırdığı, bazılarınızın yaptırmaktan imtina ettiği konuları masaya yatıracağız. Kendisinden sağlıklı bilgiler alacağız. Özellikle de çok soru geliyor. Pandemi döneminde bu uygulamaları nasıl yaptırabilir miyiz, yaptırmalı mıyız şeklinde hepsinin cevabını alacağız. Konuğumuz Sayın Doktor Bülent Çatıkkaş. Hoş geldiniz diyelim önce size. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Çok şükür. Teşekkürler. Bülent Bey, buyurun. Biz biraz önce de söylediğimiz gibi konularımız belli. Biz sizinle daha önce de çalışmıştık. Yakından tanıyorum sizi de. Uygulamalarımızı, çalışmalarımızı birlikte geçirmiştik ama sizi seyircilerimiz tanımayanlar var elbette. Önce bize kendinizi bir anlatın isterseniz. Sonra da konularımıza geçelim. Doktor Bülent Çatıkkaş, ben medikal estetik hekimiyim. 25 yıllık hekimim. Bunun bir kısmı idarecilikle geçti, bir kısmı hekimlikle geçti ama son 5-6 yıldır da daha aktif olarak medikal estetik hekimliği ile ilgileniyorum. Şu anda bir tıp merkezinde, Asitarcan Tıp Merkezi'nde, isim söylememde sanıyorum tabii. yok. Asitarcan Tıp Merkezi'nde medikal estetik hekimi, aynı zamanda mesul müdür, oranın başhekimi olarak çalışıyorum. Sağlık turizmi yapıyoruz. Çalıştığım yerde daha çok saç ekimiyle ilgileniyoruz. Onun dışında plastik cerrahi uzmanımız var, dermatoloğumuz var. Benim dışımda 2 tane medikal estetik hekimimiz var. KBB hekimlerimiz var. Yani hem plastik cerrahi ile ilgili, hem dermatoloji ile ilgili, hem kulak burun boğaz ile ilgili, hem medikal estetik hekimliği ile ilgili, hem de saç ekimiyle ilgili işlemler yapıyoruz. Çok güzel. Eminim çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Sizin çok iyi bir hekim olduğunuzu birebir ben yaşadığım için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi hocam, buyurun. Gelelim konumuza. Evet, ana konumuza gelelim. Konumuza gelelim. Şimdi ben önce şunu sormak istiyorum. Botoks deyince çok böyle yanlış bilinen, doğru sanıldığı, yanlış bilinen bilgiler var. Bir onları düzeltelim istiyorum. Botoks bir zehir midir? Nasıl bir işlemdir? Hangi çeşitleri vardır? Dolgu nasıl bir işlemdir? Çünkü dolguyla botoksu da karıştırıyorlar bazen. Evet, zaman zaman hastalarımızın karıştırdığına ben aynen de tanıklık ediyorum. Hani bunları bir ayırt edelim. Bir de bir şey daha buyurun ekleyin sonuna istiyorum. Medikal estetik uygulamasıyla hani cerrahinin ayrıldığı nokta nereye kadar medikal estetik? Bu konuda bilgi alalım. Tabii sizden. Şimdi şöyle, yani güzellik artık hepimiz çok uzun yaşamak ve bu süreci de çok güzel, sorunsuz atlatmak istiyoruz. Türkiye'de aşağı yukarı medikal estetik hekimliği uygulamaları 20 yıldır var. 2000'li yıllardan beri evet var. Çok yavaş yavaş başlamıştı ama şu son zamanlarda gittikçe artan bir ivmeyle yükselen bir trendi var. Son yıllarda da hem dünyada hem de ülkemizde bu konuda çok ciddi mesafeler alındı aslında. Uygulamalar şöyle, yani izleyicilerimizin de bildiği gibi cerrahi uygulamalar ve medikal estetik, yani non-invaziv dediğimiz cerrahi olmayan uygulamalar var. Cerrahi olmayan uygulamaları, cihazla yapılanları var, lazerler, ultrasonografik cihazlar, radyo frekanslar gibi, ya da işte son zamanlarda plazma teknolojileri, ya da şu anda işte aklıma gelmeyen birçok cihazlarla yapılan işlemler var. Onun dışında da söylediğiniz gibi dolgu işlemleri var, botoks işlemleri var, mezoterapi işlemleri var, iple askılama işlemleri var. Son yıllarda biraz daha evet popüler oldu. Onların farklı çeşitleri var. Yani yelpaze geniş evet ama tabii izleyicilerden burada mutlaka, çünkü geniş bir pazar olduğu için bu işi herkes yapmaya başladı. Yani güzellik evet salonlarında yapılıyor, sağlıkçı olmayan insanlar yapıyor. Yani maalesef mutlaka ruhsatlı, Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı yerlerde ve Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği
hekimlere bu işlemleri yaptırsınlar. Yani özellikle izleyicilere bunu altını çizerek kalın kalın söylüyorum. Çünkü anatomi bilmek lazım, derinlikleri bilmek lazım, tehlikeli alanları bilmek lazım. Yani burnunuza dolgu yaptırıyorsunuz, damara kaçabilir, Allah korusun kör olabilirsiniz, burnunuz düşer, dudaklarınıza dolgu yaptırıyorsunuz, başka problemler vesaire. Yani mutlaka bu işi ehil, bilen ve ruhsatlı kişiler tarafından gördük, doku kayıpları vesaire oluyordu. Yapılması evet. lazım. Evet. Onun dışında botoks aslında bir zehir değil. Evet, bir toksin diye algılıyoruz ama kasın kasılmasını sağlayan bir alfa reduktaz enzimi var. Onu bloke eden laboratuvar şartlarında üretilen bir kimyasal, yılan zehiriyle falan da bir ilgisi yok. Evet. O da aşağı yukarı 20 yıldır, belki daha uzun zamandır yapılıyor ülkemizde. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Ruhsatlı ve ruhsatsız ürünler var. Mutlaka bu işlemleri Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ruhsatlı ürünlerden yaptırsınlar. Çünkü bir yerde 1000 liraya, 1500 liraya yapılan bir işlemi bir başka bir yerde 500 liraya yaptırıyor insanlar. Gayri resmi yollarla, ruhsatsız, nereden geldiği belli olmayan, içinde hangi ajanların belli olmayan ürünler kullanılıyor. Dolayısıyla onlara mutlaka çok dikkat etmeliler. Botoks işlemi, söylediğim gibi, kasın kasılmasını kısmi bir süre, yani bu işte 4 ay 6 ay arasında değişen, kişinin kendi kas yapısına, kendi fizyolojisine, dozun miktarına göre değişen sürelerde etkinliği var. Sadece işte daha çok üst yüz bölgesi dediğimiz alın bölgesi, glabella dediğimiz iki kaş arası, kaz ayakları dediğimiz yerler, belki çok minik göz altlarında vesaire uygulanabilen bir yöntem dolgu, evet, botoks. Dolayısıyla bir hacim kazandırmak için ya da çökmüş bir yeri yukarıya kaldırmak için yapılan bir işlem değil. Sadece orada kasın hareketini durduran bir işlem. O da dediğim gibi 4 ay ya da 6 ay arasında değişiyor. Evet. Dolgu işlemi ise yüz zamanla değişiyor. Artık bunun anatomisini, işte süreçleri çok iyi biliyoruz. Biliyorsunuz ilk doğduğumuzda itibaren belirli bir yaşa kadar yüzümüz V şeklinde. Evet. Dolayısıyla kemik yapı üzerinde yağ dokuları, yağ petleri, kolajen, bağ doku vesaire falan çok sağlıklı ve iyi olduğu için yüzümüz başlangıçta V gibi duruyor. Ve sonra zamanla yer değiştirerek ters yöne doğru ve yer çekimi yaşa bağlı olarak kemik dokuda erime oluyor. Yağ dokuda değişiklikler ve yer değiştirmeler oluyor. Bağ doku gevşiyor, kolajen azalıyor vesaire falan. Buna göre de işte farklı yöntemlerle o işi mümkün olduğunca biraz daha geri döndürmeye çalışıyoruz medikal estetik işleriyle. Evet. Yani dolguda işte botoksla kırışıklıkları açarken dolguyla bazı o çökmüş yerlerimizi, elmacıklarımız olabilir, öyle, dudağımızda evet. olabilir, göz altında olabilir, evet. çenede şimdi evet, yapılıyor. Yani çenede işte bunlarla bazıları evet yani evet. çene küçük olduğu için oraya bir miktar hacim verip çeneyi birazcık öne çıkartmak. Evet. İşte Hollywood çenesi ya da jawline dediğimiz evet. bir şeyle çeneyi biraz daha belirginleştirmek, elmacık kemikleri ya da ön elmacıkta çökmeler evet. oluyor. Onları birazcık yukarıya kaldırmak. Yani bu dolgu işlemleriyle yapılan bir süreç. Evet. Ben burada şeyi, tabii bu kişilerin kendi tercihi ama herkesin tek bir yüz tipine benzetilmesindense herkesin kendi yüz formunda daha iyi hale gelmesi, kesinlikle, eski haline evet. gelmesi aslında göze hoş gelen, bunun da altını çizelim. Peki medikal estetik cilt bakımlarına nasıl bakıyorsunuz? Cilt bakımları da cilt için önemli mi sizce? Tabii, gerçekten yani yapılmalı cildin, mı? Tabii yani derimiz aslında bizi iyi, yakışıklı ya da güzel gösteren organımız ve vücudumuzun en büyük organlarından bir tanesi. Yüzümüz de aslında bizim bir anlamda vitrinimiz. Yani hem bedenimiz ama yüzümüz daha ön plana çıkan bir görüntü oluşturuyor. Yani dolayısıyla cilt bakımlarını belirli periyotlarda yapmak lazım. Yani botoksla, dolguyla cildinizin altında bir şeyler yapıyorsunuz ya da botoksla kas hareketlerini durdurup oradaki kırışıklıkları bir miktar azaltabiliyorsunuz ya da yok edebiliyorsunuz ama mutlaka cilt bakımıyla da cildin canlılığını, parlaklığını korumak lazım. Koruyucu işlemler yaptırmak lazım. Dolayısıyla yani o işe bir bütün olarak bakmak bütün. Gerektiğini düşünüyorum. Evet. evet. Peki bir de şey sormak istiyorum şu anda size. Covid
var biliyorsunuz. Bu esnada bu işlemler güvenli yaptırabilir miyiz? Nerelerde yaptırabiliriz? Yani, nelere dikkat etmeliyiz? Kısaca. Tabii şöyle, özellikle yani hijyen açısından hijyene dikkat edilen merkezlerde bu işleri yapmak lazım. Hı hı. Yani girişinizden itibaren sizi iyi karşılayan, ateşinizi, derecenizi ölçen, herhangi bir hastalığınızın olup olmadığını sorgulayan yerlerde yapmak lazım. Maske kullanımına dikkat etmek lazım. Ürününüzdeki ürünlerin açıldığını, nasıl açıldığını, işte eldiven kullanıp kullanmadığını, maske olup olmadığını gibi şeyleri sorgulayarak ve gözlemleyerek mutlaka bu işlemleri yaptırmak lazım. Bu için gelen arkadaşlarımız var. Yani hastalarımız şu anda bütünüyle bu işler çok durmuş değil. Ama tabii COVID önemli bir hastalık. Son bir yıldır gündemimizi çok fazla meşgul ediyor. Maalesef. Ekonomide ciddi sıkıntılar oluştu vesaire. Hı hı. Bunu yaşıyoruz hep birlikte zaten. Dolayısıyla hastalarımız biraz daha çekimsel olmakla birlikte yine bir miktar, çünkü hayat devam ediyor. Devam etmek zorunda. Bir de hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hiç değilse kendime bakayım. Daha çok kendimize bakıyoruz aslında. Sürekli internette, telefonda. Bir de şöyle bir şey var. Bizim sektörümüzde biz zaten COVID'den önce de aslında merkezlerimizde, güzellik salonlarımızda, polikliniklerimizde, yani bunu doğru yapan yerlerde aslında biz zaten her türlü kan vesaire gibi şeylerle her türlü hastalık bulaşabileceği gibi zaten çok özenliydik. Yani elde ben maske, işte tek kullanımlık çarşaflar, bezler falan vesaire gibi hijyene ve şeye çok önem veriyorduk zaten. Şimdi daha bir artı önem verdik. Evet. Sadece nereden hizmet aldığımıza dikkat etmemiz yeterli olacak. Kesinlikle. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum. Biliyorsunuz zaten ben de satışını yapıyorum, kullanıyorum, eğitimlerini verdiğim besin takviyeleri var, cilt bakım ürünleri var. Besin takviyeleri özellikle bu pandemide daha çok gündeme geldi. Oysa ki biz yıllardır hep kullanıyoruz. Yani belki de benim çocukluğumdayken de böyle markalar yoktu ama biz Karadenizliyiz, balık yağı yedirirlerdi bize. Besin takviyeleri, evet, aynen. Balık, hepimiz Karadeniz'de her çocuğa mutlaka bir iki teneke balık yağı içirilmiştir yani. O yüzden bu konuda da bir hekim olarak fikirleriniz benim için önemli. Besin takviyeleri, vitaminler kullanabilir miyiz, kullanmalı mıyız ve nasıl seçmeliyiz bunu? Yani kesinlikle kullanmalıyız. Aslında tüm dünyada besin takviyelerine karşı, bu suplementlere karşı inanılmaz bir ilgi var. Neredeyse artık ilaç satışlarıyla aynı hatta satış, aynı kutu bazlarında. Hatta ilaçtan fazlalaşmış. Evet, son yıllar, yani evet. Son özellikle bu COVID'le birlikte. Hı hı. Çünkü bir hekim televizyona çıkıyor. COVID'de D3 vitamini acayip lazım, mutlaka D3 vitamini alın diyor. Herkes o hafta sağ gidiyorsunuz, eczanelerde D3 vitamini kalmamış. Aynen. Omega 3, omega 6 işte şeyinizi korur size, acayip iyi bir şey, evet, falandır diyor. Herkes hurra gidiyor işte omega 3, omega 6 alıyor. Ya şöyle, artık sosyal medyada, internette izleyiciler, hı hı, hepsini görüp çok detaylı bilgiler alabilir. Kesinlikle kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela D3 vitamininiz eksikse, D3 eksikse işte COVID hastalığını daha ağır geçirdiğinize dair artık, evet, bilimsel çalışmalar var. Hı hı. Onun dışında omega, koenzim Q10 kullanılabilir. C vitamini. Alfa lipoik asit kullanılabilir. Biz kliniğimizde C vitamini ve glutatyon yapıyoruz ki, hı hı, çok ciddi antioksidanlar, evet, serbest radikallere karşı, evet, inanılmaz bir savaş veriyor. Hücrenin, hı hı, yapısını koruyor. Hücreler arasındaki iletişimi sağlıyor. Yani dolayısıyla yani selenyumundan çinkosuna, D3'ünden glutatyonuna kullanılabilir. Ama tabii izleyicilerin bunu kullanmadan önce mutlaka bir hekimle, yani bir, hı hı, sağlıkçıyla bu işi görüşüp ne kadar ihtiyacı var, onları mutlaka belirlemesi, ona göre kullanması gerekiyor. Yoksa gelişigüzel eczanelerden aldığımız ilaçlar ya da aktarlardan, alınan, evet, şeylerin, hı hı, vücudumuza ne kadar zarar verebileceğini kestirmemiz çok kolay değil. Evet. Çünkü fazlası da zararlı zaten bunların.
Aynen. Bir de daha önceki programda da bir işlemiştik ama maalesef şey de çok oluyor. Merdiven altı da çok oluyor. Bu başka ülkelerde de belki oluyor ama bizim ülkemizde bizde çok de daha fazla. Biraz daha fazla oluyor. Belki biraz daha kanuni açıklıklar olduğu için. Dolayısıyla çok ucuza olabiliyor. Ya da iyi markaların mesela benim sattığım ürününde yani 42 yıldır dünyada 168 ülkede satılan bir marka. Ama bunun da çeşitli yerlerde taklitleri işte ya da kullanıma tarihi geçmiş vesaire gibi satılan yani nereden aldığımız, kime danıştığımız, kimden aldığımız, vücudumuzun hangisine ihtiyacı olduğunu bilerek bilinçli tüketmemiz gerektiğini altını çizelim. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi şey olarak isim vermeyeyim ama sosyal medyada girdiğinizde işte satış pazarlama yapan büyük firmaların şeylerinde, sitelerinde inanılmaz ürünler satılıyor. Yani bizim bir firmadan işte 5 liraya aldığımız bir ürünü orada birilerinin satması mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü Türkiye distribütörü belli, alabileceğiniz ayaklar belli ve mutlaka sağlıkçıya satılması tabii, gereken şeyler. Tabii mesela botoks, dolgu veya asitli ürünler bile satılabiliyor. Evet, yani çok ucuza. 5 liraya aldığınız şeyi internette 1 liraya falan buluyorsunuz. Hatta bazen firmaları uyarıyoruz. Yani o ürünler sahte ürünler. Evet. Bunlara o zaman özen göstermek gerekiyor. Hem kendi sağlığımız için hem çevremizin sağlığı, ailemizin sağlığı için biz prim vermezsek onlar da zaten iş yapamayacaklar. Bülent Bey çok teşekkür ederiz. Keşke biraz daha uzun vaktimiz olsaydı ama artık tüketim çağındayız. İnsanların her şeyi çok hızlı. Evet, İnanın evet. Çekebiliriz. Belki 2 saatte sohbet ederiz ama izlenmeyecek. O yüzden böyle kısa ama vurucu açıklamalarla biz de elimizden geldiğince insanları bilgilendirmeye ve katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu sizin de sohbet çok keyifliydi. Aynen. 3 dakika gibi geçti onu söylemeye çalışıyorum. Çok teşekkür yoksa ederim. Sağ olun. Aynı şey sizin için de geçerli. Biz zaten çok güzel hep sohbet ederdik. Evet. Dolayısıyla iyi ki geldiniz. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Programınız hayırlı olsun. Sağ olun, çok arada. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bu trafikte özellikle işinizi bırakıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, elimizden geldiğince bu kısa sürede size sağlıklı ve doğru bilgiler aktarmaya çalıştık. Doktor Bülent Çatıkkaş'a da geldiği için tekrar teşekkür ediyoruz. Hepinize sağlıklı ve iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.